Merhaba arkadaşlar. Duvarı nem, memuru zam çürütür. Bak bu çok önemli bir atasözümüzdür arkadaşlar. Bakın bunu unutmayın. Duvarı nem, memuru zam çürütür. Onun için bu devirde hayatta kalmak istiyorsanız enflasyon almış başını gitmiş %100 enflasyonda yaşıyoruz zaten. Tek yol arkadaşlar maaşa bağlı çalışmanın dışına çıkabilmek. Yani memur olmaktan çıkmanız gerekiyor. Sadece maaşa bağlı olmaktan çıkmanız gerekiyor. Ufkunuzu 100 katı arttırmanız gerekiyor. Para kazanma, dolarla para kazanma yöntemlerini öğrenmeniz gerekiyor. Girişimci gibi geleceği yakalamanız gerekiyor. Teknolojileri falan takip etmeniz, merak etmeniz, icatlar çıkarmanız, değer katmanız, ürünler tasarlamanız falan gerekiyor. Bunun için GPT'yi de kullanarak çok kısa sürede büyük başarılar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Artık öyle bir devirdeyiz ki 6, 7, 8, 10 koldan gelir kaynakları üretmemiz gerekiyor bizim. Yani bu mesela evinizde boş bir odam var, hemen Airbnb yapacaksın. Boş zamanım var, Uber yapabiliyorsan Uber yapacaksın. Atıyorum işte internetten bazı işler mi var? Hemen o işleri yapacaksın. Bazı platformlar, online işlerden. İşte YouTube kanalı seviyorsan eğer bu işleri, YouTube kanalını kuracaksın. Medium'da yazı yazacaksın. O yazıların para kazanmaya başlayacak. Efendim, mesela Gumroad'da ürün çıkartacaksın. Dijital kitap çıkartacaksın. İnsanların gerçekten işe yarayacağı, işine yarayabilecek kitaplar, ürünler, Amazon'dan, Etsy'den bunları satacaksın. Eğer sanatçıysan sanat eserleri üreteceksin. Mesela defterler vesaire. Bunları Etsy'den, şuradan, buradan dijital alemlerden satacaksın. Dijital ortamda satış yapmanın inceliklerini öğreneceksin. Yeni icatlar çıkartacaksın. Dijital ürünler çıkartacaksın. Böyle her gün yepyeni fikirler üreteceksin. Bu GPT'nin de yardımıyla artık yüzlerce fikir üretebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar artık çok daha kolay. İçerik üretebilirsiniz. İnanılmaz bir içerik üreticisi olarak yol alabilirsiniz artık. Mesela YouTube metinlerinizi bile artık bu GPT'ye yazdırabiliyorsunuz. Onların üzerine kendi sihirli dokunuşunuzu koyarsınız. Aynı şekilde GPT'ye hikaye bile yazdırabiliyorsunuz. Artık hikayeyi yazdırdıktan sonra üzerine siz kendiniz daha güzelini sürprizlerle inşa edebilirsiniz. O size bir temel verecek sonuçta. Yani bu GPT yardımıyla arkadaşlar yaratıcılığınızı, verimliliğinizi, üretkenliğinizi, girişimci katsayınızı, içerik yönetimi ve içerik üretimi hakkındaki beceri setinizi 100 katına çıkartabilirsiniz. Ve bütün bunları para kazanmak için kullanabilirsiniz. Girişimci gibi düşünebilirsiniz. Dünyanın ihtiyacı olan, geleceğin problemlerini ben nasıl çözerim? Buna bir kafa yorun. GPT yardımıyla bununla ilgili nasıl çözümler üretebilirim, değer katabilirim? Bu konuda danışmanlık da yapabilirsiniz, ders de verebilirsiniz, içerik de üretebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu dünyada pek çok problem var bunaldığımız. Bu problemleri çözme adına hem kendiniz bunları öğrenirsiniz hem de bu konuda danışmanlık verirsiniz. Yani kendiniz önce öğrenin, para kazanın. İnternette önce küçük küçük kazanılıyor bu paralar. 50 kuruş, işte 1 dolar, 2 dolar, 3 dolar, 5 dolar diye başlayacaksınız. Moralinizi bozmayın. Bu işler seneler alacak. Bazen aylar alıyor, seneler alıyor hatta. Onun için uzun vadeli düşünün. Her yaptığınız yatırımı uzun vadeli düşünün. Her yaptığınız girişimi uzun vadeli düşünün arkadaşlar. Ve bu şekilde geleceğe dair onlarca hatta yüzlerce deney yapın. Varlık üretin. 10 koldan varlıklar üretin. Bir sürü yazılarınız olsun vesaire. Ben bunu arkadaşlar pandemiden beri hayatım boş konuşmuyorum yani. Pandemiden beri ben bunu hayatımda yapmaya, uygulamaya çalışıyorum. Medium'da 642 tane yazı yazdım. Ve şu anda yazmayı istediğim 800'e kadar falan da bir yazı daha var. Yani ben Medium'da yazmaya devam edeceğim. Binlerce yazım olacak orada bak. YouTube'da 1000 videoya yaklaşıyorum. İki ayrı kanalda 1000 tane video. Yarının Girişimcileri ve Fahri Karakaş kanallarında. 900 videoyu çoktan geçtim. Herhalde 1000'e yaklaşıyorum yakında. 1000 tane videom var. Ve bunlar bir süre sonra artık para kazanmaya falan da başlayacaklar. Yani biraz yavaş gidiyorum o açıdan. Ama bu uzun vadeli yatırım olarak görüyorum ben bunu. Başarısızlık olarak görmüyorum yani. Bu gelecekti. Yolunu bulacak yani. O da bir yatırım. En önemlisi benim hayatıma yatırım ya. Daha renkli, daha güzel bir hayatım var. Bu YouTube sayesinde böyle yüzlerce rengarenk çok güzel insanlarla tanıştım. Çok harika bir şey, duygu yani bu. Ve bir sürü insanın da hayatına dokunuyorsun. Bir fayda üretiyorsun. Bu da çok harika bir duygu arkadaşlar. Bunları yapın yani dolayısıyla. İşte TikTok'a sırf meraklı olduğum için TikTok'a girdim. Bir sürü şey öğrendim orada da. Aynı şekilde bir şeyler üretmeye çalışıyorum.
Aynı şekilde Gumroad'da 3 tane kitap çıkardım. Gumroad'dan satışa başladım. Hatta Amazon'da kitabı da sayarsak 4 tane kitabım var bu şekilde. Başka kitaplar da üretmeye çalışacağım bir taraftan. Dolayısıyla arkadaşlar bakın 10 parmağımda 10 marifet ne yapabiliyorsam yapıyorum. Airbnb ile odadaki kullanmadığımız şeylere, odaları Airbnb'ye açıyorum vesaire. Bir an hani böyle hayatımın her safhasında, her alanında doodle yapıyorum, karalamalar yapıyorum bir sürü. Bu karalamaları da Medium'da falan yayınlıyorum. Yarın öbür gün bunlar da kitaba dönüşebilir. Bir tane doodle kitabım var zaten. 14 ülkede satılıyor. Dolayısıyla ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın 10 koldan varlık üretiyorum. Girişimci gibi, sanatçı gibi geleceği yakalamak için bir sürü 10 parmağımda 10 marifet var yani. Ve şimdi bir de GPT geldi. Yapay zeka yardımıyla üretkenliğimi, verimliliğimi kat be kat arttırabilirim. Acayip arttırabilirim yani. Ve bakın ben mesela şu anda Medium'da 200 dolar falan kazanıyor makalelerim yaklaşık ayda. Şimdi GPT ile beraber daha hızlı makale yazma imkanı doğuyor. Çünkü onu asistanım olarak kullanabiliyorum. Mesela diyorum ki GPT'ye şunları sordum, bana şu cevapları verdi. Bunları makaleye dönüştürüyorum. Binlerce insan okuyor bu makaleleri arkadaşlar. Ve bunlar okundukça para kazanıyor. Yani artık para kazanmanın bin bir türlü yolu var, onu diyeceğim. Onları keşfedin arkadaşlar. İnternetten online para kazanma yöntemleri diye araştırın, okuyun. Özellikle bu yeni alanlara dikkat edin. GPT'yi mutlaka kullanın. İçerik üreticisi olun. İşte gelecekle ilgili büyük değişimlere merak edin. Yatırımcı olun aynı zamanda. Ben mesela bu kriptolara, Ethereum'a, Bitcoin'e falan da ufak da olsa yatırımlar yapıyorum. Yatırım kafanız olsun yani, uzun vadeli düşünün. Böyle ufak ufak bu işleri öğrenin. Türkiye'de en büyük hatalarımızdan biri böyle akşamı nasıl çıkaracağım? Hani hep kısa vadeli düşünüyoruz. Uzun vadeli hiç düşünmüyoruz. Halbuki bu işlerde arkadaşlar geleceği yakalamak istiyorsanız, icat çıkarmak istiyorsanız, gerçekten katkıda bulunmak istiyorsanız, girişimci, sanatçı gibi böyle tırnazla kazıyıp gelecek adına yüzlerce deney yapmanız gerekiyor. Ve yatırım yapmanız gerekiyor. Bu aynı zamanda kendinize de yapacağınız en büyük yatırım. Bunları ihmal etmeyin arkadaşlar. Bunları yaparsanız o zaman işte hiç korkmayın. Duvarı nem, memuru zam çürütür ama size hiçbir şey olmaz. Gülben Ergen gibi bütün bu krizlerden daha kuvvetli çıkarsınız. Neden? Çünkü girişimcisiniz, sanatçısınız, teknolojiyi biliyorsunuz, geleceği biliyorsunuz, esneksiniz. Her ortamda hayatta kalabilirsiniz o zaman. Hiç korkmayın yani. Yüzlerce deneyiniz var. Ben onun için hiç korkmuyorum ya. Bir yandan işimi kaybetsem, bilmem ne olsa, bir şey olsa YouTuber olurum ya. YouTuber olurum yani. YouTube kariyerim gitse, çöpe gitse Medium yazarı olurum yani. Hay, 10 parmağımda 10 marifet var, onu diyeceğim yani. Mutlaka sizin de 10 mesleğiniz birden olsun. 10 yerden birden böyle yüzlerce deney yapın. Bak bu çok önemli. Artık böyle bir çağa geldik bence. Rönesans insanı olmalıyız. Ve bütün bunların temelinde, hepsinde arkadaşlar temelinde merak, hayal gücü var. Merak ve hayal gücü, yaratıcılık bunları konuşturun yani. Merak ettiğiniz, sevdiğiniz şeyleri yapın. O zaman sırtınız yere gelmez arkadaşlar. O zaman işte zamlar sizi çürütemez. Enflasyona karşı da dirençli olursunuz. Çok daha ufkunuz, önünüz açık olur. Zengin, milyoner falan da olursunuz yani. Bu dediklerimi hayata geçirirseniz arkadaşlar gerçekten bakın benim hayatım değişti. Söz veriyorum size, hakikaten sizin de hayatınız değişecek. Bak, bereket gelecek hayatınıza, bereket.